Sevgili izleyenler, ben Ataç Ağlayan. Bir Altın Rehber programıyla yine karşınızdayım. Türkiye'nin önde gelen seçkin firmalarını ziyaret ettik ve çok özel röportajlar yaptık. Merak ettiğiniz soruları sorduk. Ayrıca iş dünyasında rehber olmaya çalıştık. İş dünyası ve ekonomi haberleriyle haber turumuza hemen başlıyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik fiyatlarını düşürme kararı aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, elektrikle azami fiyatı 1 Mart'a kadar 500 TL olarak belirledi. Emeklilerin alacağı promosyon miktarı belli oldu. Başbakan Binali Yıldırım, aylık 1000 TL altında emekli maaşı alanların 300 TL, 1000-2000 TL emekli maaşı alanların 375 TL, 2000 TL üzeri maaş alanların 400 lira emekli promosyonu alacaklarını söyledi. Obezite nedir? Obezite cerrahisi nasıl yapılır? Zonguldak'ta bulunan Level Hastanesi'ni ziyaret ettik. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Zonguldak'ta devam ediyor. Şimdiki durağımız ise sağlık sektörüne yönelik hizmet veren Bebek Dostu ünvanına sahip ve kendi dalında, kendi sektöründe bir marka olan Özel Level Hospital'a konuk oluyoruz. Yanımızda doktorumuz Murat Koca ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle tabii ki sizi tanıyarak başlayacağız. Daha sonrasında da bakalım röportajda neler gelişecek, neler konuşacağız. Buyurun. Ben Doktor Murat Koca, aile hekimiyim. Hastanemizin genel koordinatörüyüm son 2 yıldır. 20 yıllık meslek hayatımızdan sonra Level Hospital'da çalışmaya karar verdik. Burada devam ediyoruz. Peki Level Hospital ne zaman açıldı, nasıl oluştu, nasıl gelişti? Dünden bugüne nasıl geldi? 2013 Aralık yılında Level Hospital açıldı. Ve uzun bir süreçten, ön çalışmadan, altyapı çalışmasından sonra hizmete başladık. 75 yataklı hastanemiz, bütün odalarımız tek kişilik, 25 yatak yoğun bakımımız var, 5 yatak yeni doğan yoğun bakım, 4 yatak koroner yoğun bakım ve 16 yatak genel yoğun bakım olmak üzere. 11 bin metrekare üzerinde kurulu, 2 katlı kapalı otoparkımız da bu bölge insanına, bu bölge halkına hizmet veriyoruz. Ve birçok branşta hizmet veriyoruz, öyle değil mi? Bütün branşlarımız var. Hepsinde halkımıza hizmet veriyoruz. Hepsinde en son model, en son teknoloji cihazlarla hizmet veriyoruz. Tetkik ve tedavide olsun. Hepsinde yeni çıkan gelişmeleri de takip ederek yöre halkının sağlık hizmetini daha nitelikli ve kaliteli bir şekilde alması için çaba gösteriyoruz. Evet. 3 yıldır. Aynı zamanda Bebek Dostu ünvanına da sahip. Bunu nasıl aldık peki? Şimdi Bebek Dostu, Sağlık Bakanlığı'nın Bebek Dostu hastane ünvanı alabilmesi için belli kriterler var. Onları gerçekleştirdik. Çocuk polikliniğine, yeni doğan yoğun bakım ünitelerine çok önem veriyoruz. Bu şekilde Bebek Dostu hastane ünvanını aldık. Bölge halkımıza da bebeklerine, çocuklarına nitelikli ve kaliteli hizmet veriyoruz. Evet, tabii burada öncelikle kaliteli hizmet ve doğal olarak tabii ki sağlığa hizmet veriyoruz. Ve bu anlamda en önemli şey aslında burada insan sağlığı. Ve bu anlamda Level Hastanesi de elinden geleni yapıyor ve halkımızın yanında. Öyle değil mi? Kesinlikle. Bizim amacımız zaten halkımıza nitelikli ve kaliteli hizmet vermek. Yani sadece sağlık hizmeti vermek değil, sağlık hizmetinde iyisini, kalitesini ve donanımlı bir şekilde hiçbir açık vermeden, açık bırakmadan halkımıza bu hizmeti sunmak istiyoruz. Evet, sunuyoruz da. Kesinlikle tabii burada ekibimiz de çok önemli. Aslında sizi başarıya götüren yolda en büyük destekçiniz ekibimiz. Kesinlikle. Öyle değil mi? Kesinlikle. Bizim 27 uzman hekimimizle beraber yaklaşık 200-210 personelimiz var. Yani 200 kişilik bir istihdam alanımız var burada. Bu personelle hizmet veriyoruz. Bütün branşlarımız var. Bütün cerrahide, dahili branşlarda, özellikle yoğun bakımlarımız çok donanımlı. Bütün bu ekipman ve ekip arkadaşlarımızla
devam ediyoruz çalışmalarımıza. İnşallah daha iyi olacak bundan sonrası için. İnşallah. Tabii bu arada obezite cerrahisini de bünyemize aldık. Bu anlamda biliyorsunuz çağın hastalığı obezite ve bu anlamda da yine amaç burada hizmet olduğundan, kaliteli hizmet olduğundan obezite cerrahisini de kendi branşlarımızın içine ekledik, öyle değil mi? Evet, genel cerrahi uzmanımız, doktorumuz Turgay Bey bu alanda çok iyi çalışmalar yapıyor. Son dönemin en başarılı ameliyatları obezite ameliyatlarını gerçekleştiriyor, revaçta ameliyatlardan. Çok da güzel sonuçlar alıyoruz. Evet. Vatandaşımız çok memnun bu konuda. Güzel ve başarılı çalışmalara devam ediyor doktor arkadaşımız. Feedbacklerde, geri dönüşümlerde çok olumlu. Çok olumlu. Gayet mutlu insanlar. Gittikçe artıyor popülaritesi ameliyatların. Evet sevgili izleyiciler, obezite nedir ve cerrahisiyle ilgili tüm bilgileri almak üzere genel cerrahi uzmanımız operatör doktor Turgay Tuğ'un yanındayız. Merhaba. Merhabalar. Tabii ki obezite günümüzün, çağımızın hastalığı ve bununla ilgili tüm uygulamalar ve tedaviler de Level Hastanesi'nde yapılıyor. Tabii öncelikle obezite nedir onu açıklayarak başlayalım dilerseniz. Obezite insan sağlığını ciddi boyutta tehdit eden bir hastalık olarak kabul edebiliriz. Özellikle şeker hastalarında, diz protezi konacak olan hastalarda, yine yüksek yoğunlukta akciğer enfeksiyonlarına ya da kronik bronşit ya da kronik obstrüktif akciğer hastalıklarına maruz kalabilecek potansiyel olan hastalarda özellikle aşırı kilolu hastalarda çok ciddi sorunlar, problemler oluşmakta. Bu sebeple öncelikle diyet denendikten sonra karşılıklı görüşerek, yani bunun psikoloğu, obezite cerrahisinin vazgeçilmez unsurlardan biri olarak diyetisyen yine bizim ekibimizde yer almış olup devamında bu değerlendirmeler yapılıyor. Sonra hastaya gerek görürsek hızlı kilo vermesi açısından, yandaş komplikasyonları önleme açısından, ki obezitenin en önemli sorunlarından bir tanesi de budur. İleride gelişebilecek hastalıkların, yandaş komplikasyonların, hastanın sağlığını ciddi boyutta tehdit edebilecek birçok rahatsızlığının önlenmesi açısından bu cerrahiyi tavsiye etmekteyiz. Tabii burada özellikle kar zarar, yani maliyet ve ileri de hastaya ve devlete ya da sigorta sistemlerine yüklenebilecek maliyetler de göz önüne alındığında aslında cerrahinin daha uygun bir prosedür olduğu ortaya çıkmakta. Hı hı. Ayrıca sadece tüp mide ameliyatı dediğimiz zaman sadece mideyi boylu boyunca kesmek değil tabii ki. Değişik başka metotlar da var. Yani bypass metotları diyebiliriz anlayabileceğimiz, hı hı, dilde. Bunları ise daha çok fazla miktarda kilosu olan insanlarda, hayatı riske eden bir takım komplikasyonlar oluşmuş ise ya da oluşabilecek ise bunları, bu metotları da tercih edebiliyoruz. Tabii ikisinin, hangisinin birbirine üstünlüğü vardır, bu konuda çok tartışmalı, ama çok da söylemek gerekirse de çok da birbirlerine bir üstünlüğü gösterilememiş. Ama daha çok kilo vermesini istediğimiz, daha çok yağlı, kolesterolü yüksek olan hastalarda, trigliserit yüksek olan hastalarda daha çok tercih ettiğimiz metot ise bypass metotları olmakta. Ama kilosu daha uygun olan hastalarda ise tüp mide ameliyatını tercih etmekteyiz. Peki son olarak neler söylemek istersiniz Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize? Bizim bölgemizde çok fazla Avrupa'dan, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da yaşayan yurttaşlarımız var, gurbetçi dostlarımız var. Onlar bizi çok yakından takip ediyorlar. Buradan hepsine selam gönderiyorum. Geldiklerinde herhangi bir sıkıntılar olduğunda biz onların her zaman yanındayız.
Göre halkına da sağlıklarını bize emanet etmelerini istiyoruz. Biz bu işin altından kalkarız. Biz buradayız diyoruz değil mi? Buradayız, onlarla beraberiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız Temmuz'uyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Bolu'nun turizm potansiyeli nedir? Avant Aden Butik Oteli ziyaret ettik. İzliyoruz. Avant bölgesinde yeni bir oteliz. Yaklaşık 3 yıldır faaliyetteyiz. Butik otel olarak hizmet veriyoruz. Odalarımız Avant bölgesindeki diğer otellerden biraz daha farklı. Bütün odalarımız elektrikli şömine ve jacuzzi'li. Dolayısıyla biraz daha fazla tercih ediliyoruz. Otelimiz yaklaşık 3 yıldır faaliyette. İşletmecimiz Sezai Bey yaklaşık 3 yıl önce bir aile işletmesi olarak açıldı. 24 odadan oluşuyor butik bir otel. Oda kahvaltı olarak konsepti veriyoruz. Konaklama ücretimize sadece kahvaltı dahil oluyor. Ekstradan farklı olarak kahvaltı saat sınırlamamız olmuyor. Misafirler dilediği saatte kahvaltılarını alabiliyorlar. Yine hamam ve sauna kullanımımız da konaklama ücretimize dahil. Yine misafirlerimizin faydalanabileceği alakart restoranımız mevcut. Yine dilekleri saatte faydalanabiliyorlar. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Avant bölgesi özellikle gezilip görülmesi gereken alanların en başına geliyor. Ulaşım olarak da yakın bir alanda. Yine biz de bu anlamda iddialıyız. Herkesi bekliyoruz. Kahve, çikolata ve kuru yemişin buluştuğu Tekirdağ'daki Harman Kuru Yemiş'teyiz. İzliyoruz. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Sektörler arası turumuza kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Ömer Bey'in yanındayız. Harman Kuru Yemiş Tekirdağ'dayız. Kendilerini tanımakla başlayacağım öncelikle. Ömer Bey, bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ömer Ünver. 2 yıl önce eğitimimi tamamladıktan sonra bu işin başına geçtim. 26 yaşındayım. Aile şirketiyiz. Yaklaşık bir 40 seneden beri bu işi yürütüyoruz. İşte dedemden, babamdan itibaren. Böyle. Teşekkür ediyorum Ömer Bey. Peki hizmetlerinizden bahsedecek olursak kapsamlı olarak burada neler yapıyorsunuz? Kapsamlı olarak kuru yemişin her çeşidi, kahvenin her çeşidi, lokumun her çeşidi ve benzeri bu tür ürünleri yani alıp satıyoruz, üretip satıyoruz. Böyle karışık, güzel bir sistemle hareket ediyoruz. Ömer Bey, burada bir sistemi de daha fark ettim. Gelen müşterilerinize taze kahve yapıp veriyorsunuz galiba, yanlış anlamadıysam, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Peki, diğer sektörlerden farkınız nedir? Diğer kuru yemiş sektörlerinden. Diğer kuru yemiş sektörlerinden farkımız, sattığımız bütün ürünleri kendi tercihimizle, yani yerinden alıyoruz. Örneğin Antep fıstığını biz Antep'ten alıyoruz. Atıyorum işte bademi Tekirdağ'ın bademini, Trakya'nın bademini kullanıyoruz. Ondan sonra lokum keza Safranbolu'dan. İşte kahveler zaten görüyorsunuz. Yöresel kahveler. Etiyopya, Dominik, her türlü yerden. Bu şekilde. Evet. Ömer Bey, Harman Kuru Yemiş'i açmadan önceki hedefleriniz nelerdi? Şöyle söyleyeyim, ben açmadım. Ben olan kurulu bir düzeni devam ettirmekle yükümlüyüm. Benim hedefim de bu işe başlamadan önce bu işi büyütmekti. Şubeleşip, işte daha bir yerel marka haline gelmiş olan bu firmayı daha bir sağlamlaştırmak, geliştirmek. Bu hedef düzeyinde ilerlediğimizi varsayarsak, neredesiniz şu an? Ne kadar kaldı hedefinize yaklaşmak için? Yani açık konuşmak gerekirse hedefime yaklaşmak için yani biraz daha zaman var. Yani teorikte planladığım bazı şeyler pratikte aynı şekilde karşımıza çıkmıyormuş. Onu gördüm. Hani mesela 2 yılda işte şuraya geleceğim demiştim daha önceden. Şimdi bakıyorum 2 yılda o hedeflediğim noktada değilim. Ama yine bir ilerleme kaydettik. Hani bu pratikte teorik arasındaki bu şeyi, çelişkiyi yaşadık. Olsun ama tabii şu an bir %30'unu, %40'ını kat etmiş durumdayız diye düşünüyorum.
Evet, sizleri tebrik ederim. Görsel açıdan da çok iyi bir yerdesiniz her şeyden önce. Peki Harman Kuru Yemiş'in hikayesi nedir? Nasıl başlamıştır? Nasıl Harman Kuru Yemiş olmuştur? Harman Kuru Yemiş aslında hani kuruluş itibariyle 1976 yılında başlamış. Benim dedem gelmiş buraya kurmuş. Fakat daha öncesine dayanıyor aslında. Dedemin babası hani İstanbul sokaklarında başlamış bu işe. Hani biraz da nostalji havası var bunun. Ardından dedem Harman diye bir yer kurayım falan diye geçirmiş içinde. Tabii o da bir hedefiymiş. Kalkmış İstanbul'dan Tekirdağ'a gelmiş 76 yılında. Kurmuş burada. Ondan sonra büyütmüş, geliştirmiş kendince. Ardından babam ve amcam bu işi devralıp onlar yarışa devam etmiş. Şimdi de sıra bende. Bu şekilde. Evet, Ömer Bey, ticari ve mesleki hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum. Son olarak Altın Rehber aracılığı ile tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Altın Rehber programına öncelikle bizi tanıttığı için teşekkür ediyorum. Tüm sektöre, yani hangi sektörde kim varsa en iyi olan en iyi olarak kazansın. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Harman Kuru Yemiş'teydik. Ömer Bey'in yanında kendilerine teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Kaliteli ve rahat ürünleriyle Tekirdağ'da bulunan Etna Konfor Mobilya'ya konuk olduk. Beraber izliyoruz. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Erkan Bey ve Tülay Hanım'ın yanındayım. Tekirdağ'da Etna Konfor Mobilya'da sizler için sektör arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Tülay Hanım, öncelikle sizleri tanımakla başlayabilir miyiz lütfen? İsmim Tülay Akman, 41 yaşında, Tekirdağlıyım. 1 Nisan 2016 tarihinde açmış olduğumuz mağazayla bu sektörün içinde yer almaktayım. Teşekkür ediyorum. Erkan Bey, sizleri tanıyabilir miyiz lütfen? Erkan Tiryaki, 1980 Kırklareli doğumluyum. Tülay Hanım'ın da dediği gibi 1 Nisan'dan beri mobilya sektöründe hizmet vermekteyiz. Tülay Akman, Erkan Tiryaki olarak, Etta Mobilya olarak. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Çok mersi. Tülay Hanım, insanlar sizin için seçmeli? İnsanlar Etta Mobilya'yı güvenilir hizmet, kaliteli hizmet almak için, güler yüzlü personeli için, modern tasarımları için tercih etmelidir. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgi için. Çok özel bir soru soracağım sizlere. Erkan Bey ile tanışmanız nasıl oldu? Bu kararı nasıl verdiniz? Erkan çok maceraperest bir arkadaş. Hiç aklımızda yokken kendisi mobilya sektöründe olduğu için bizi bu yöne yönlendirdi. Çok heyecanlı, çok umutlu bir başlangıç oldu. İyi ki de olmuş. Umarım hayırlı uğurlu olur. Peki Erkan Bey, sizlerin ilk hedefleri nelerdi burayı açmadan önce? Bizim ilk hedefleri burayı açmadan önce Etta Mobilya olarak ve Tülay Akman ve Erkan Tiryaki olarak sektörde Etta Mobilya ismini insanların aklına kazımak. Bu tabii ki nasıl? Güler yüzlü, Tülay Hanım'ın da dediği gibi güler yüzlü hizmet ve kaliteli hizmetle oluyor. Daha sonra da komple Tekirdağ Trakya bölgesinde mağazalarımızı çoğaltıp, yani daha doğrusu mağazalaşmak. Birden fazla mağazayla Trakya bölgesine, Tekirdağ bölgesine hizmet vermek. Tülay Hanım, bir kadın girişimci olarak işinizle alakalı fikirlerinizi alabilir miyiz lütfen? Eşimin desteğini arkama almış bir kadın girişimci olarak müşterilerimizle satıştan teslimata kadar birebir ilgileniyorum. Teslimattan sonra ürünle ilgili problemleri olup olmadığını, memnuniyetlerini araştırıyorum. Çok teşekkür ediyorum cevaplarınız için, bilgileriniz için. Çok sağ olun. Konforu konfor ile keşfedin.
150 yıllık tarihiyle birçok sosyal değişim yaşayan İstanbul Eminönü'nde bulunan Hafız Mustafa 1864'ü ziyaret ettik. Beraber izleyelim. Merhaba Altın Rehber izleyicileri. Şimdiki durağımız Eminönü'ndeki Hafız Mustafa 1864. Firma sahibimiz Şebnem Aktürk ile birlikteyiz. Merhabalar Şebnem Hanım. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz mekanımıza. Hoş bulduk diyoruz biz de. Bize birazcık kuruluş hikayenizden bahseder misiniz? Tabii ki. Hafız Mustafa 1864 yılından bu yana faaliyet vermekte. İlk olarak bahçekapı mağazasında başladı bu serüven. Poğaça ve akide şekeriyle başladı. Bunun üzerine lokum, baklava, muhallebi, pasta çeşitlerimiz eklendi. Ve şu anda 5 mağazada faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Burada bizim en çok dikkatimizi çeken özellikle Osmanlı döneminden kalma geleneksel tatlılar oluyor. Bu fikir nereden çıktı? Geçmişimize bağlıyız, geleneklerimize bağlıyız. Bu yüzden de Osmanlı mutfağından günümüze diyoruz. Osmanlı mutfağının tariflerimizi günümüze yansıtıyoruz. Ustalarımız da hala ürünlerimizi hazırlarken Osmanlı reçetesini kullanmaktadır, öyle söyleyebilirim. Bu tatlılar tabii ki bizlerin olduğu kadar turistlerin de ilgisini çekmektedir. Turistler bu tatlılarda en çok hangisini beğeniyor? Öncelikle şöyle söyleyeyim, ürün yelpazemiz çok geniş. Sabah saatlerinde kahvaltı saatinde poğaçalarımız var. Poğaça, açma, börek çeşitlerimiz var. Bunun yanı sıra baklava, lokum, pasta ve muhallebi olarak da sunumlarımızı yapmaktayız. Baklavada 50 çeşit baklavamız var, fıstıklı ve cevizli olarak. Bir o kadar da lokumlarda yine çeşitlerimiz 50 çeşidin üzerinde yer almakta. Ayrıca pasta ve muhallebilerimiz de var. Ürünlerin hepsi tarafımızdan hazırlanmakta. Aslında hepsi çok fazla ilgi çekiyor. Şu anda biz size sadece bir kısmını sergiledik masada. Hepsi çok popüler, hepsi çok güzel ama tabii ki baklava ve lokum çok çok daha ön planda. Peki sizin en özel dediğiniz tatlınız hangisi? Zerde diyebilirim. Zerde çünkü çok eski bir tat, çok eski geleneksel bir tatlı. Dolayısıyla zerde tarihi, geçmişe yönelik bir tat almak isteyen tüketiciler tarafından çok fazla rağbet görmekte. Ama bunun yanı sıra tabii ki de kadayıf ve baklavalar da çok fazla beğenilmekte. Baklava diyebilirim. Peki, ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir bu sektörde? Kaliteli büyümeyi, kontrollü büyümeyi hedefliyoruz. Şube sayımız şu anda 5 tane. Yakın zamanda 6. mağazamızda faaliyete girecek. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki buradan Altın Rehber izleyicilerine son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir? Mağazalarımız Sirkeci ve Taksim bölgesinde bulunmakta. Dolayısıyla isteyen tüketicilerimiz bizi bu noktalarda ziyaret edebilirler. Taksim ve Sirkeci mağazamız 24 saat boyunca faaliyette. Yabancı dil okullarında önce olan Bolu'daki British Street Dil Okulu'nu konuk olduk. Birlikte izleyelim. British Street aslında 15 yıldır, hatta 16 yıldır devam ediyor Türkiye çapında. Biz Bolu Şubesi olarak 2014 yılında kurulduk. Eğitim sektörüne devam ediyoruz bu şekilde. Peki neden British Street? British Street kurumsal bir firmadır. Türkiye çapında birçok ilde şubeleri olan bir yer olduğundan dolayı bu isim hakkını kullanmayı tercih ettik. Öncelikle eğitim politikasından biraz bahsedelim. Eğitim politikamız şu şekilde, %100 başarı garanti kapsamında 8 kişilik sınıflarda öğrencilerimize elimizden geldiğinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu anda Bolu'da sadece İngilizce üzerine çalışıyoruz. Talepleri değerlendirdiğimizden dolayı sadece İngilizce yoğunluğumuz var. Bunun yanı sıra sınavlar, Türkiye'deki yabancı dil sınavları, dünya çapında uluslararası geçerli olan IELTS, TOEFL gibi sınavlara öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Sıcak bir ev ortamına sahip olan Düzce'deki Turan Otel'e konuk olduk. Beraber izleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Düzce'de devam ediyor. Şimdiki durağımız ise konaklama sektörüne yönelik hizmet veren bir marka ismi Turan Otel'e konuk oluyoruz. Yanımızda otelimizin genel müdürü Tuncer Kurt ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Öncelikle hem Düzce'mize hem otelimize hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Tabii ki otelimizle ilgili birçok bilgiyi sizden alacağız. Ama öncelikle otelimizin kuruluş tarihiyle ilgili biraz bilgi alarak başlayalım lütfen. Otelimiz tabii daha sektörde yeni. Eylül'ün son haftası sektördeki yerini aldı. 92 odası, 180 kişilik yatak kapasitesi, toplantı salonları, restoranı ve şehrin tam merkezinde kapalı otoparkıyla gelen giden misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayabilecek. İşte sektörde yapılan yatırımlarda şu anda izlenen en son gelişmelerle, yani en son hazırlanan misafir konaklamasını rahatlatacak bir sürü yeniliklerin hepsinin içerisinde barındıran bir yatırım oldu. Böyle bir yatırımda da gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp memnun bir şekilde buradan yolcu edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapabileceğimiz, hem Düzce'nin misafirperverliğini hem de yatırımcıların Çerkez oluşundan dolayı hem Çerkez misafirperverliğini hem Düzce misafirperverliğini hem yöreden de tatlarımızın oluştuğu güzel bir restoranımızda yemek hizmetlerini verdiğimiz, çevremizde bulunan Düzce'de iki tane organize sanayi bölgesi var. Buna bağlı dağınık sanayileşme de var. Bu sanayi kurum ve kuruluşlarının işte bölgedeki toplantı, seminer, eğitim programlarını rahatlıkla otelimizde gerçekleştirebilecekleri mekanlarla donatılmış sektörde yeni bir marka olan güzel bir tesis oldu. Düzce'mizin bir misafir odası oldu. Evet, gerçekten de çok başarılı olmuş. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tabii özellikle Düzce'nin böyle bir yere ihtiyacı vardı. Evet. Öyle değil mi? Kesinlikle. Tabii Düzce daha yeni bir il oldu. Bu tür yatırımlarla ilgili irili ufaklı yatırımlar oldu bölgede. Hepsini tebrik etmek lazım. Çünkü bölgenin tanıtımına, bu türdeki ekonomik katkısına hakikaten iyi katkıda bulunuyorlar. Ama biz işte dediğimiz gibi biz temelinden başladık işin. Ve gelen misafirlerin kullanım amaçlarına göre en güzel sonuçları nasıl alabilirler? Bunların araştırmasını çok iyi yaptık. Yenilikleri çok iyi takip ettik. Kesinlikle. Ve bunların hepsini kendi yatırımımız içerisinde yaşattık. Ve gelen misafirleri hakikaten kendi evlerindeymiş gibi bir izlenimle ağırlayıp yolcu etmek lazım diye düşünüyorum. Bizim şu anki şeyimiz de, konseptimiz de o şekilde. Yani misafir memnuniyetine dayalı bir hizmet sunuyoruz. Aslında kendi evleri gibi rahatlıkla gelebilecekleri huzurlu ve güven dolu bir otel burası ve çok kaliteli, çok da nezih ve konum itibariyle de her yere gidebilecekleri bir konumda. Öyle değil mi? Tam merkezinde, valiliğin yanında bir tesis. Kapalı otoparkıyla, güvenliğiyle, içeride konuyla ilgili birikimli personeliyle zaten fiili görünümünü görüyorsunuz. Her şeyin son sistem yapıldı. Bütün yeniliklerin işlendiği, dokunduğu bir otel. Yani Düzce için çok güzel bir yatırım. Evet. Hem Düzce için hem memleketimiz için. İnşallah tabii bundan sonrasında yine yatırımlarımız devam edecek, çalışmalarımız devam edecek zannediyorum. İnşallah bizim bu şirket olarak daha ilk otel yatırımımız. Ama hem örnek olacağı ve yarın öbür gün daha da geliştireceğimize, daha da büyüteceğimize inanıyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için, konuk ettiğiniz için tekrar ve ayrıca bu güzel sohbet için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi Düzce'ye geldiklerinde kendi evlerindeymiş gibi rahat edebilecekleri bir mekan oluşturduk ve o derece samimi bir hizmet birimi oluşturduk. Kesinlikle Düzce'ye geldiklerinde kendi evlerindeymiş gibi rahat edecekler. Düzce misafirperverliğini görecekler. Düzce lezzetlerini tatacakları bir adrestir burası. Onun için her zaman... Ama doğru bir adres. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Turan Otel'den aktaracaklarımız bu kadar. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz? Kadınların vazgeçmediği aksesuarlar ve farklı takı tasarımlarıyla Bol'daki Femix Accessories & Bag'i ziyaret ettik. Birlikte izliyoruz. Müzik.
Biz aslında çok yeni bir kuruluşuz aslında. 3 seneye dayanıyor buradaki oluşumumuz. Çanta diye girdik. Ama tasarımlarım o kadar birikmişti ki takı, taç, broş, çanta tasarımı, ev aksesuarı tasarımı, tasarıma dair birçok şeyle böyle devam ediyor, gelişti diyelim. Bu gördüğünüz ürünlerin %99'u bana aittir. Doğal taşla çalışıyorum. Hep yeni şeyler üretmeyi seviyorum. Gördüğünüz üzere de gelişen modeller bu şekilde çoğaldı. Evet, ve hepsi de son derece modern ama aynı zamanda klasik ürünlerimiz de var. Tabii burada aslında herkese hitap edebilen bir ürüne sahip, öyle değil mi? Evet, evet. Birçok yaş, grup, işte kültürel, sektörel her şeyi barındırmaya çalışıyorum. Her bayana göre hitap etmeye çalışıyorum açıkçası. Değil mi? Tabii bu ürünlerin hepsi dediğim gibi bir hayal ürünü. Evet. Ama siz o hayalleri gerçekleştiriyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Yani yeni bir şey üretmeyi çok seviyorum. Geliyor da fikir, yapıyorum. Hiç aklımda yokken bir arkadaşım ısrarıyla gelin tacına başladım mesela. İnanılmaz modeller çıktı böyle gördüğünüz üzere. Broşa dönüştü. Ve çok talep var. Doğal taşla birleştirdim o telle olan çalışmamı. Böyle öyle sürekli yeni şeyler çıkıyor. Ben kuruluşumuzun başından beri çok farklı olduğumuzun iddiası içerisindeyim. Farklı ürünleri aramak isteyen müşterilerim gelsin istiyordum. Nitekim de öyle oluyor çok şükür. İnanın değişik bir şey, farklı bir şey aramak isteyenlerin adresi oldu burası. Evet, herkesi bekliyoruz diyelim mi o zaman? Diyelim. Lomografi nedir? Hakkında daha fazlasını keşfetmek ister misiniz? Tabii ki İstanbul'daki Lomography Embassy Store'dayız. Beraber izleyelim. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Sektörler arası turumuza kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. İstanbul Lomografi'deyiz Efe Bey'in yanında. Efe Bey'i tanımakla başlıyorum öncelikle. Efe Bey, öncelikle sizleri tanımakla başlayabilir miyiz? Tabii ki, ben Efe Alaçamlı, 26 yaşındayım. 3 aydır burada çalışıyorum. Efe Bey, bize hizmetlerinizden bahseder misiniz lütfen? Burası analog fotoğrafçılık tutkunlarının her türlü ihtiyacını karşılayabilecek fotoğraf makinesi ve filme ait. Efe Bey, en çok tercih edilen fotoğraf makinesinin özelliklerinden bahseder misiniz lütfen? Tabii ki, burada yepyeni bir şipşak fotoğraf makinemiz var. Loma Instant Automat. Tüm ayarlarını otomatik olarak yapıyor ve sadece bizim anlık olarak çekip keyfini çıkarmamızı sağlıyor. Evet, kullanışından biraz bahseder miyiz lütfen? Bu fotoğraf makinesi onluk şipşak film kullanıyor, on pozluk ve bunu taktığımızda ortamın ışık koşuluna göre kendisi diyaframını ayarlıyor. Flaşlı ve flaşsız çekebiliyoruz, çoklu pozlama yapabiliyoruz. Sonrasında çıkan şipşak fotoğraf baskısının altına da istediğimiz şekilde not alıp arkadaşımıza veya sevdiklerimize hediye edebiliriz. Türkiye'de lomografi olarak ilk kez Beyoğlu'nda yer aldınız. Diğer insanlardan en büyük farkınız bu. Bunun içeriğini açarsak, buradaki derin, kapsamlı hizmetinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Burada hem fotoğraf makinesi, görmüş olduğunuz fotoğraf makinelerini satıyoruz, hem de fotoğraf makineleriyle çekilen filmlerin banyo ve tarama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunun yarı sıra atölye ve sergi çalışmalarımız oluyor. Çeşitli fotoğraf makineleri ve başlangıç, analog fotoğrafçılık başlangıcı için gerekli olan atölyeleri veriyoruz. Efe Bey, bu mesleği neden tercih ettiğinizle alakalı birkaç cümle alabilir miyim? Ben normalde bilgisayar mühendisliği çıkışlıyım. Fakat hobi olarak başladığım analog fotoğrafçılığa yakın zamanda çok daha fazla ilgi duymaya başladım. Bunun da sebebi aslında bu bir hobi olmaktan çıkıyor ve yaşamınızın bir parçası haline geliyor. İnsanlar dijital olarak çektikleri, cep telefonuyla çektikleri fotoğraflardan gerçekten sıkılmış durumdalar. Çünkü onları bir şekilde ana haline getiremiyorlar. Analog fotoğrafçılıkta ise bu tamamen tersi yönde. İnsanlar çektikleri fotoğrafları daha anlamlı ve daha anı yaşayarak çekiyorlar. Efe Bey, insanlar gelmek istediğinde sizi İstanbul Beyoğlu'nda hangi adreste bulacaklar? Galata Kulesi'nin karşısında Serdar Ekrem Sokak'ta tüm analog fotoğrafçılık tutkunlarını bekliyoruz. Evet,
Ben de bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ticari ve mesleki hayatınızda başarılar diliyorum. Teşekkürler. Kendine has kokusu ve ekşi mayalı özelliğiyle Düzce'de bulunan Uzun Mustafa Köy ekmeğini ziyaret ettik. Beraber izleyelim. ...1990 yılında başladık bu köy ekmeği işine. Doğal ekmeğimiz. Bunu abim ve ablam başladılar. 90 yılında. Birkaç ay yaptık, sonra tuttu. Yani doğal ekmek, esmer un, köy unundan yaptığımız için dolayından bayağı bir talep gördük. Devam ettik daha sonra. Evet ve lezzetimiz gerçekten çok güzel. Ekmeğimiz, biliyorsunuz ekmekle ilgili birçok oynamalar yaşanıyor. Evet. Birçok katkı malzemeleri kullanılıyor ama burada tamamen doğal bir ekmek yapıyoruz. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle doğal. Çünkü biz beyaz un kullanmıyoruz. Katkı malzemesi kullanmıyoruz. İki çeşit ekmeğimiz var. Mısır ekmeği hariç. Bu köy mısırıdır. Bunu sadece kışın yapıyoruz. Yazın yapmıyoruz. Ekmek 24 saat çalışıyor fırınımız. 24 saat katkısız doğal ekmek yapıyoruz. Köy unundan, esmer unundan. Kesinlikle. Biz bunu özel yapıyoruz bir fabrikaya. Özel un. Esmerdir. İkinci tipe giriyor. Fakat lezzeti çok güzel. İyi bir ekmek aslında. Tamamen doğal bir undan yapılıyor. Öyle değil mi? Tamamen doğal un. Kesinlikle bir katkı malzemesi yok. Beyaz un yok. Bunu zaten genelde Türkiye bilir. Türkiye'den buradan çok un ekmek gönderiyoruz. İsteyenler olur, kargoyla olsun, otobüsle olsun. Şehir dışından buraya gelenler oluyor. Çokça gelenler oluyor. Yani sadece Düzce'ye hizmet vermiyoruz tabii, biz sadece, öyle değil mi? Tabii sadece Düzce'ye değil. Şimdi Bolu'dan tutun Sabancı'ya kadar tesislerimiz var. Verdiğimiz yerler. Oralarda bulabilir herkes. Ya zaten Türkiye'de bilmeyen yok bu ekmeği. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Valla yedikleri, aldıkları ekmeği dikkat etsinler. Sağlıklı, hijyenik ortamda yetişen ekmekleri tercih etsinler. Tabii en fazla bizi tercih etsinler. İnşallah. Çok teşekkürler tekrar. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz? Yaratıcı Dünya Mutfağı'yla İstanbul Etiler'de bulunan TS Lunch'ı ziyaret ettik. Beraber izliyoruz. Merhabalar sevgili Altın Rehber izleyicileri. Şimdiki durağımız Etiler'deki PS Lunch Cafe. Firmamızın işletmecisi Sayın Bahri Ünlü Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Bahri Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Firmanızdan birazcık bahseder misiniz? Firmamız ilk olarak 2014 yılında Bodrum Yalıkavak Marina'da faaliyete geçti. İlk şubemiz orasıydı. Orada elde ettiğimiz başarılarla işi İstanbul'a taşımayı düşündük ve Etiler'deki bu mekanı açtık. Bu mekanı açarken epey uğraştık. Yani gerek dekorasyonundan, gerek personel seçiminden çok uğraştık ama güzel bir mekan açtığımızı düşünüyoruz. Çok geniş bir mutfağımız var. Dünya mutfağından hizmet veriyoruz. Etiler'in en büyük mutfağına sahibiz. Bunun yanında yine dediğimiz gibi alkolsüz ürünlerimiz olan barımız mevcut. Peki müşterilerinize sunduğunuz özel hizmetleriniz nelerdir? Müşterilerimize çeşitli hizmetlerimiz var. Bulunduğumuz lokasyonda bulunmayan, diğer restoranlarda ve mekanlarda bulunmayan özelliklerimiz var. Bunlardan en büyük özellik çocuk oyun alanımız olması. Benim de çocuklarım olduğu için tercih ettiğim mekanlardandır. Çocuklu oyun alanlarının olunduğu mekanları tercih ediyorum. Etiler'de bulunmayan bir mekan. Bunun dışında yine mescidimiz var. Yine Etiler'de olmayan bir mekan. Yine VIP odamız var. Müşterilerimize iş toplantılarını yapılacak ya da özel günlerini kutlayabilecekleri 16 kişilik VIP salonumuz var. Bunun dışında terasımız var. Yine Etiler'de herhangi bir lokasyonda olmayan yaklaşık 50 kişilik hizmet verebileceğimiz teras katımız mevcuttur. Yaz aylarında burada hizmet veriyoruz. Yani kısaca bunlardan bahsedebiliriz. Onun dışında yine yani video vault dediğimiz ekranımız mevcuttur. Maçları rahatlıkla izleyebilecekleri, PlayStation oynamaktan hoşlananların PlayStation oynayabilecekleri özel alanlarımız mevcuttur. Bunları özel alanlarımız ve diğer firmalardan, diğer işletmelerden ayıran özellikler olarak sayabiliriz. Peki Bahri Bey,
Buradan Altın Rehber izleyicilerine son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eğlenmeyi ve yemeyi seven herkesi bekliyoruz. Yani güzel vakit geçirmek isteyen herkesi Piyaslanca bekliyoruz. Peki, bizleri burada ağırladığınız, konuk ettiğiniz için bizler teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, bugün de Etiler'deki PS Lunch Cafe'deydik. Bakalım sıradaki durağımız neresi? ...1989 yılında yeniden yapılandırılan Ankara'daki Palma Kitabevi'ne konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Palma Yayıncılık olarak bizim sloganımız, Palma önce öğretir, sonra kazandırır. Palma için öğretmek bir kovayı doldurmak değil, bir ateşi yakmaktır. Palma Yayıncılık olarak tıp, mühendislik, bilgisayar, bilim dallarında yayınlar yapıyoruz. Son 7 yıldır da üniversite hazırlık, ortaokul kitapları yayınlıyoruz. Doğrusu bunları da ciddi bir akademik kadronun çalışmaları sonucunda ortaya çıktı. Efendim bizim yayın hitap ettiğimiz kesim ortaokuldan tutun lise, üniversite ve tıp, mühendislik, üniversitenin tamamını artı uzmanlık kitaplı yayınlarımız da var. Bunu tıp uzmanlığı, mühendislik uzmanlığı, bilgisayar uzmanlığı diye ayırabiliriz. Açıkçası şöyle diyebilirsek, hayatın her alanında Palma Yayıncılık yayın yapmaya devam ediyor. Bolu halkına en güzel hizmeti vermek isteyen Kasr Kebab'a konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Bolu'da devam ediyor. Şimdiki lezzet durağı köşemizde ise lezzetleriyle, kebaplarıyla ünlü Kasr Kebab'a konuk oluyoruz. Yanımızda işletmemizin sahibi, mekanımızın sahibi Sayın Mehmet Kavak ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Şimdi tabii ki lezzetlerimizi anlatacağız. Kebabın usta ellerden çıkması gerektiğini anlatacağız. Aslında kebabın burada yenmesi gerektiğini anlatacağız ama nasıl oluştu, nasıl gelişti işletmemiz, ne zaman açıldı? Biz 4. ayın 22'sinde burayı faaliyete geçirdik. O ustalarla beraber, Adana'dan getirdiğimiz ustalarla beraber burayı açtık. Böyle bir yere ihtiyaç vardı. Ve Adana lezzetlerini, kebap lezzetlerini, pide lezzetlerini buraya getirmek istiyorduk zaten. Ve getirdik. İnsanlar memnun. Kalite güzel, lezzet güzel. Mekanımız çok güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok. Kasr-ı Kebap ismini zaten güzel olduğu için koyduk. Ve Cemal Bey, abim kendisi buldu. Onun da zaten patentini aldık şu anda biz de. Ve de memnunuz. Tabii bu güzel lezzeti için Adana'ya gitmeye gerek yok. Gerek öyle yok. Değil mi? Tabii. Mezelerimiz, lezzetimiz hepsi birebir Adana'da ne varsa hepsi aynı. Sunumlarda dahil değil mi? Evet evet. Her şey hepsi dahil. Herhangi bir fark, herhangi bir şey almıyoruz insanlardan. Bütün mezelerle beraber sunumumuzu yapıyoruz. Tabii öncelikle bizim Türk insanımızın öncelikle bir gözü doyması evet. Gerekiyor. Doğal olarak da gözü doyduktan sonra lezzetle güzel olunca tadına doyulmaz bir keyif oluyor. Ve bu güzel keyfi, bu lezzeti de ancak burada yaşayabiliyor insanlar. Tabii burada sadece Adana kebabımız yok. Yok. Öyle değil mi? Başka neler var? Pidelerimiz var. Antep lahmacun, Adana lahmacunlarımız var. Humusumuz var, güveçte humusumuz var, çiğ köftemiz var. Evet, onlar var. Daha ne olsun? Tabii daha tavalarımız var. Tava içinde gelenler var. Herhangi bir şeyimiz yok. Gelebilirler. Seve seve yiyebilirler, tadabilirler lezzetleri. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Sağ olun. İnşallah. Evet sevgili izleyiciler, lezzetleriyle, tadlarıyla ünlü Kasr-ı Kebap'tan aktaracaklarımız bu kadar. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz?
ÖSYM'nin beklentisini karşılayacak bir yayın hazırlamak için çalışmalar yapan Zonguldak Şubesi Ankara Kariyer Akademi'yi ziyaret ettik. Birlikte izliyoruz. Ankara Kariyer Akademi 2015 yılında eğitim hayatına başlamış ve bu sene KPSS alanında ikinci yılımız ve eğitim odaklı bir felsefeyle öğrencilerimize elimizden gelen her şeyi vermeye çalışıyoruz ve onları devlet memurluğu sınavına hazırlıyoruz. Evet, peki eğitim politikamızdan biraz bahsedelim. Eğitim politikamız şu şekilde ifade edeyim. Öğrenci merkezli bir anlayışla dört arkadaşımla birlikte biz bir yola çıktık ve öğrencilerimizle elimizden geldiği kadar ilgilenmek ve onları hayallerini kurduğu o devlet memurluğunu kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya baş koymuş bir felsefeyle yola devam ediyoruz inşallah. Alanında hepsi uzman ve alanında en az 10 yıllık tecrübe sahibi öğretmenlerimizle bu konuda öğrencilerimize bütün bilgi birikimimizi aktarmaya çalışıyoruz. Kahvaltıda sofralarımıza renk katacak bir tat olan Acıkan'ın Düzce'deki yeri Turhan Yavuz Kahvaltı'ya konuk olduk. Birlikte izleyelim. Acıka biber salçası, ceviz, çeşitli baharatlardan elde ettiğimiz güzel bir lezzet, güzel bir tat. Evet, ama sabah kahvaltılarında yenilen. Sabah kahvaltılarında özellikle kızarmış ekmeğin üzerinde harika bir lezzet. Evet, bu anlamda tabii burada yapılıyor ve tamamen evet, doğal ürünlerden, malzemelerden yapılıyor, öyle evet, değil mi? Evet, tabii ki öyle. Yöremize ait baharatlarımızı kullanıyoruz. Yöremize ait üreten insanlardan alıyoruz. Bu şekilde üretiyoruz. Evet. Ve bunun tabii zaten günlük bir kullanım süresi var değil mi? Süreci var. Evet, bizim gramajlarımız var. Gramajlarımız 180 gramla başlıyor. Buzdolabında +4'te 6 aya kadar kullanılabiliyor. Bozulmuyor. Hı hı. Bu bozulma sebebi de doğal olduğundan kaynaklı değil mi? Tabii ki. Herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz biz. Hı hı. Buzdolabında +4'te muhafaza edebiliyoruz. Bu anlamda da dediğimiz gibi sabahların vazgeçilmezi ve çok lezzetli, mükemmel bir tadı olan, biz röportaj öncesi tadına bakma fırsatımız oldu ve gerçekten çok güzel. Tabii bu arada iki çeşitimiz var, öyle değil mi? Evet, fıstıklı ve cevizli olmak üzere iki çeşit acıkı üretiyoruz. Ülkemizin her iline kargo yoluyla gönderebiliyoruz. Kaliteli hizmet veriyoruz, kaliteli malzemeler kullanıyoruz, ürünümüzün arkasındayız. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Günden güne gelişen en trend ürünleriyle Tekirdağ'da bulunan Hyde Park Bayan Giyim'e konuk olduk. Beraber izliyoruz. İsmim Derya. 3 yıldır Hyde Park mağazasında çalışıyorum. Mağaza müdürlüğü yapıyorum. Derya Hanım, bize öncelikle hizmetlerinizden bahseder misiniz lütfen? 10 kişi çalışıyoruz burada, çalışma arkadaşlarımızla birlikte en iyi şekilde hizmet vermek adına buradayız. Şubelerimiz, İstanbul şubelerimiz var. Gazi Osman Paşa, Şirinevler, Bakırköy ve Beşiktaş şubesi olmak üzere. Trakya bölgesinde de Tekirdağ şube, Lüleburgaz şube, Çorlu şube ve Edirne şubelerimiz var. Derya Hanım, bu yılın trendlerinden bahseder misiniz? Bayanların en çok tercih ettiği renk ve modellerden. Renk seçeneklerimiz, yani bordolar, mesela kış sezonundayız şu an. Bordolar, hakiler, tabalar, vizonlar ve vazgeçilmez siyahlar bu şekilde. Ama şimdi yeni eklenenler var mesela, üzerine zımbalar, desenler, işte işlemeler. Örnek gösterebilir misiniz etrafımızda varsa bu şekilde? Tabii ki. Bir tane elbisemiz var mesela. Lütfen. Elbisemiz dalgıç kumaştan, lazer kesim ve zımba detaylı. Bayanlarımız bunu mesela çok tercih ediyorlar ve çünkü ayakkabılarda ya da aksesuarlarda da çok fazla şekilde artık zımba detayları yer almaktadır. Yani bunu çok rahat bir şekilde kullanabilirler. Teşekkür ediyorum Derya Hanım, bizlere kapılarınızı açtığınız için. Son olarak tüm Türkiye'ye altın rehber aracılığı ile neler söylemek istersiniz? 2017 yılının hepimize barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Ve tüm vatandaşlarımızı mağazalarımıza bekliyorum. Hyde Park mağazasına.
Çok teşekkür ediyorum Derya Hanım. Bizlere kapılarınızı açtığınız için, bizleri misafir ettiğiniz için, güler yüzünüz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Deneyimli ve güler yüzlü çalışanlarıyla Samsun'da bulunan Yalı Kafe restoranı ziyaret ettik. Birlikte izliyoruz. İşletmemiz ilk önce Atakum Belediyesi'ne ait bir işletme olup hizmet vermekteyiz. Atakum Belediyesi olarak. Tüm Samsun halkına genelinde 5 dönüm arazi üzerinde kurulu 2 tane düğün salonlarımız, ayrıyetten organizasyon yapıyoruz, yemek organizasyonları salonlarımızda. Artı restoran bölümlerimiz var. Bunun içinde tava çeşitleri, Samsun'un ünlü olan pide çeşitleri, ızgaralarımız dahil. Artı ailece gelebilecek kamelyalarımız var, 15 tane civarında. Kamelamız var. Alakart restoran bölümümüz 500-550 kişiye dair hizmet vermekte. Evet. Yaz boyu. Yaz boyu burası tamamen tıktım tıktım dolu. İğne atacak yer bulamazsınız burada. Tesisimizi gayet güzel bir şekilde belediyemize layık olduğu şekilde işletmeye çalışıyoruz. Buradayız, bekliyoruz diyoruz. Evet. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Çocukların bile dayanamayacağı, sevdiği yiyecek haline gelen lezzetli bir köfte nasıl yapılmalı sizce? Ankara'da bulunan köfteciye konuk olduk. Birlikte izleyelim. Ben Gürsel Arıkan, yaklaşık 55 yaşındayım. 30 yıl yurt dışında kaldım Almanya'da. Türkiye'ye yaklaşık bir senedir döndüm. Döndükten sonra Polatlı halkına hizmet edebilmek için köfteci olarak hizmete 5. ayda başladık. Şu anda da köfteci olarak Polatlı halkına hizmet vermeye çalışıyoruz. 15 kişilik kadromuzla hijyenik bir şekilde Polatlı halkına köfteci olarak hizmet vermeye çalışacağız. Biz genelinde meşhur köfteci Yusuf'un et ürünlerini tüketmekteyiz restoranımızda. Köftemiz Türkiye genelinde zaten marka bir köftedir. Tat olarak Türk halkının benimsediği bir tat. Spesiyel lezzetleriyle hayatımıza mutluluk katmaya amaçlayan Ankara'daki Liva Pastanelerini ziyaret ettik. Hep beraber izleyelim. Ben İbrahim Mert Hacı Osmanoğlu. 1992 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ekonomistim aynı zamanda. Liva Pastacılığında yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yapmaktayım. Mert Bey, hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Hizmetlerimiz arasında başta tabii pasta ve çikolata üretimi, aynı zamanda yiyecek ve içeceğin içinde bulunduğu her türlü organizasyon sayabiliriz. Ankara'da zaten 11 şubemizde büyük bir hacimle hizmet vermekteyiz. Pastanın ve çikolatanın insanlara mutluluk kattığı artık bir bilimsel olarak da kanıtlandı biliyorsunuz. Bizim de sloganımız olarak kullandığımız bir cümleyi söyleyeceğim. Liva hayatınıza mutluluk katar diyorum. Pasta ve çikolata yemeden vazgeçmeyin lütfen. Teşekkür ediyorum öncelikle Altın Rehber olarak bizlere kapılarınızı açtığınız için. Ticari ve mesleki hayatınıza başarılar diliyorum. Lezzetine lezzet katan, birçok şehirde marka haline gelen Ankara'daki Emirgan Süt İş'e konuk olduk. Birlikte izliyoruz. İsmim Köse. 2001 yılı, 2002 yılı civarında Emirgan Süt İş olarak beraber çalışmaktayım. 2010'dan beri işletme müdürlüğü yapıyorum. Tabii ki Emirgan Süt İş'in bir geçmişi var. Süt İş bir markadır. Ama bunlara istinaden işletme müdürlerinin de kendi yetenekleriyle beraber bazı %10 kadar, %20 kadar bazı çaba sarf ediyoruz. Ezine peyniri bütün süt işlerde hangisi ise burada da aynısı olması gerekiyor. Ezine peynirimizin Çanakkale'nin Ezine ilçesinde küçük bir aile fabrikası var. Biz oradan temin ederek lojistiğimizi sağlıyoruz İstanbul'a. Ama tabii ki ben burada bu ezine peyniri ne kadar kaliteli de olmuş olsa bunun zamanında misafire sunabilmemiz, taze gidebilmesi, işte dışarıda beklememesi lazım. Biz de bu yeteneklerimizi burada konuşturarak misafirlerimize hizmet etmekteyiz. İnşaat sektöründe son yüzyılda gelişen teknolojiler nelerdir? Düzce'de bulunan Ufuk Yapı Denetim'e konuk olduk.
beraber izliyoruz. Kayhan Özdemir 1945 Düzce doğumlu. İnşaat mühendisi olarak aşağı yukarı 45 yıldan beri bu sektörde serbest olarak çalışmaktayım. Projeden inşaatın bitimine kadar hem proje denetimleri hem inşaat denetimleri. Yani bunun doğuşu da şöyle, yani depremde bu binalar niçin yıkıldı? Onun araştırmasını yaptılar. Böyle bir yasa çıkartıp böyle bir sivil inisiyatifinde bir denetimle bu işin düzeleceğini, il içerisinde köyler dahil bütün yapıların öncelikle projeleri hazırlanır mal sahipleri tarafından yapı denetimlerine teslim ediyorlar. Yapı denetimler bunların projelerini inceliyorlar. Ve bu anlamda da ufuk yapı denetim olarak da her zaman halkımızın hizmetindeyiz. Hizmetlerimiz, çalışmalarımız devam edecek inşallah. Öyle değil mi? İnşallah. Evet sevgili izleyenler, Bir Altın Rehber programının sonuna daha geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya, rehber olmaya çalıştık. Soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ataç Ağlayan, haftaya İş Dünyası'nın rehberi, Altın Rehber programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.